Tekmeli siz verseniz olmaz mı Ergün Başçavuş'um? En yüksek rütbeli olarak sizin hamile daha uygun az değil mi? Telaşlanacak bir şey yok, yaparsınız. Jandarma karakol komutanlığı. Rahat. Az ol. Tüfek az. Dikkat. Jandarma Tabip Asteğmen Kerem Gezgin. Elmalı ilçe jandarma karakol komutanlığı. Bir subay, bir az subay, 25 er ve erbaşla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Yeri, bak. Yerine geçebilirsin. Emredersiniz komutanım. Tüfek çıkar. Rahat. Beni rahatla dinleyin. Jandarma binbaşı Barış Kalender. Yeni ilçe karakol komutanınız benim. Şehadete yürüyen Orhan komutanınızdan nöbeti devralmaya geldim. İlk görev yerim Tunceli Ozat'tı. Yeni mezun bir teğmendim. Daha görevde ilk ayımdı. Daha da bir grup terörist olduğu ihbarını aldık. Hepsi vatan aşkıyla yanıp tutuşan 40 Mehmetçik'le çıktık bunları bulmaya. Karanlık, soğuk, dağlar, taşlar, hiçbiri durduramadı askerlerimi. Birerli koldan ilerliyorduk. Sonra öncü çocuklardan biri mayına bastı. Koştum yanına. Ayağı yok. İzmirli Yalçın diye yeşil gözlü yakışıklı bir çocuk. Yalçın dedim. Gözünün içine bakarak. Sanki benim acım ondan daha fazlaymış gibi gözümün içine baktı. Komutanım dedi. Sadece bu. Komutanım. Bir bana bakıyor, bir ayağına bakıyor. Bir can pazarına gidecek olan kardeşlerine bakıyor. Bir daha. Komutanım dedi. Beni bırakın. Siz devam edin. Devam edin dedi. O günden beri silah arkadaşlarımı, asker evlatlarımı şehit verdim. Ama Yalçın'ın sözleri hala kulağımda. Devam edeceğiz. Biz o gün onu orada bırakmadık. Sizin de Orhan komutanınız şehit oldu. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ ol. Başınız öne eğilmesin evlatlarım. Onurlu, İnançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazır. Nöbete devam edeceğiz. Emredersiniz komutanım.